Hamilelik evresinde genelde hani göğüs dedik, karın bölgesi dedik. Bunun dışında herhangi bir bölgede estetiğe ihtiyaç duyacak bölgelerde oluşuyor mu? Şimdi şöyle aslında Çünkü genel bir kilo alınıyor. aslında genel kilo alınıyor. Sadece işte biz çoğunluk olarak meme ve karın olarak aslında değerlendiriyoruz ama kişi aşırı kilo alırsa buna bağlı olarak işte bacaklarda da işte kolda da yüz kısmında da hani kilo verilirse bunlarla ilgili bütün deformasyonlar ortaya çıkıyor. Ama en çok gözüken hani bu deformasyonda şeyde annelikte doğum sonrası oluşan meme ve Meme karın. ve karın bölgesi. Bir de eğer şeyse tabii ileri çok doğum yapmış kadınlarda falan bir de genital bölgede de deformasyonlar ortaya çıkabiliyor. Deformasyon. Peki genelde hangi yaş grubu bu annelik sonrası estetiği tercih ediyor? Yani Aslında 20 yaş grubu gelmiyor ama 30 açıkçası. yaş grubu Zaten daha çok şöyle bir geliyor, değil şey. mi? Onlara geldikleri zaman biz zaten şeyi söylüyoruz. Hani erken dönemde gelirlerse sporla işte diyetle işte Vücut kendini aktiviteler falan toparlar. toparlıyor kendini. Ama bir yaştan sonra işte 35 yaşından sonra artık 30-35 yaşından sonra toparlama ihtimali çok düşük oluyor. Zaten bu kişiler geliyor. Yani şöyle söyleyeyim eğer karınla ilgili varsa gene 35 yaşın üzerinde kişiler geliyor. Ama göğüsle ilgili gene 30 yaşlarda göğüsle ilgili deformasyon ortaya çıkıyor. Özellikle uzun süre emzirme olan dönemi yaşayanlarda bu deformasyon daha çok oluyor. Benim kendi eşim yani bizim 2 ve 4 yaş yaklaşık 4 yıldır emziriyor. 4 yıldır 4 yıldır hep hayır. devam ediyor iki çocuk. Aynen. İki İki çocukla çocuk devam olduğu ediyor için. haliyle. Biz Maşallah ne güzel. dolayısıyla göğüsün Ama deformasyonu ortaya şanslı çık. sonuçta siz varsınız. Emzirme dönemi Aynen. bittikten sonra artık bir estetiği alırsınız. Evet o süreç bitti ve 6 ay yaklaşık en az bir de şöyle bir şey var. Emzirme döneminden 6 ay geçmesi lazım. Eğer Ha, memeyi estetik evet. için. Yani bir ameliyat yapılması gerekiyorsa 6 ayın geçmesi Sebebi gerekiyor. ne bunun? Süt kanalları hala aktif oluyor. Dolayısıyla ameliyat yaptığımız zaman o eğer görürsek bazen süt geldiğini görüyoruz veya dikleştirme işlemi yapacağız. Kanala dokunduğumuz zaman oradan süt geliyor. Dolayısıyla bizim ameliyatımızın sonucunu etkileyebilir. O yüzden 6 ay sürecin geçmesini Peki bekliyoruz. hocam,